Geniş bir mahalleydi. Şu anda yarısından fazlası yıkıldı. Yaklaşık 1500-2000 civarında da 3 aşağı 5 yukarı hesaplamalarıma göre ölü sayısı çıkıyor. Mahallemde şu anda ayakta kalan binalarımı görüyorsunuz. En son az hasarlı ve orta hasarlı binam 43 taneydi. Şu anda 35 civarında düştü. Çünkü bende bulunan belli bir noktam vardı. Orası kentsel dönüşüm. Kentsel dönüşümün bulunduğu yerdeki binalarımız zaten tek katlı ve İki katlıydı çoğu. Ona da şu anda yıkılmak üzere. Binalarımda az hasarlı olan binalarım var. Karşı taraftaki gibi. Bunun arka tarafındaki gibi. Orada şu anda 35-40 aile civarında kalanım var. Mahallemde ortalama
15 ile 20 bin civarı bu yana yok. Evet. Seçmen sayım bile düştü. En son seçimde ben girdiğimde 5.333'tü. Şu anda 3.000 civarında seçmen sayımız kaldı. Peki şu andaki durum ne mahallede? Enkaz kaldırma çalışmaları ne durumda? Nasıl ilerliyor? Tekrar bu mahalleye yerleşim olacak mı? Allah'ın izniyle mahallemiz tekrardan yerinde olacak. Eski günleri tekrardan burada yad edeceğiz. Mutlu, huzurlu bir şekilde devam edeceğiz. Bahsettiğim gibi üst kısım zaten hemen başlayacak. Oranın projesi vardı. Kentsel dönüşüm adı altında olan yerimiz. Oranın da yukarıdaki enkaz kaldırma çalışmaları tamamen bitti. Sadece temellerdeki bulunan demirleri falan alıyorlar. Haricinde de dediğim gibi kentsel dönüşüm adı altında olduğundan dolayı burada bulunan tek katlı ve iki katlı binaların da yıkımları sağlanıyor şu anda. Onlarla da vatandaşlarla da görüşülüyor. Görüşüldükten sonra da anlaşılıyor. Anlaşıldıktan sonra da Allah'ın izniyle tekrardan mahallenin geri yönünde olacak. Umutsuzluğa kapılmalarını kimsenin istemiyorum. Ben depremin sabah 9'undan beri mahallemdeydim. Hala mahallemdeyim. Diğer muhtarlarım da aynı kez mahallelerini bırakmadı. Vatandaşlarına en iyi şekilde yardımcı olmaya çalıştı. Biz umudumuzu kaybetmedik. Kaybetmeyeceğiz de. Vatandaşlarımla o güzel günlerin tekrar bir arada olmanın ümidiyle yaşıyorum. Allah'ın izniyle de bu da olacak. Allah devletimize de zeval vermesin. Bizi ilk günden beri yalnız bırakmadılar. Ellerinden geleni yaptılar. Hala da yapmaya devam ediyorlar.